ki bazı eyaletlerde bu sonuçların mahkemeye taşınması bir değişikliğe neden olabilir mi? Ya çok zor artık. Hele olay Pensilvanya'ya kalmadan çözümlenirse işte Wisconsin seçim kurulu sonucu açıklayacak biraz sonra. Michigan'da bugün açıklayacağını söyledi. Nevada'da oylar sayılacak. Yani eğer bunların Biden'ın liderliğini getirmesi, Pensilvanya'da gerek kalmaması mahkeme içinde bir durum oluşturmayacak. Yani şöyle Trump'ın beklentisi şuydu. Pensilvanya'ya kalırsa Trump 2016 seçimlerinde de hani daha seçime girmeden önce işte seçimlerde hile olacak. Seçimleri Hillary Clinton'a kazandıracaklar diye tweet atmıştı. Akşam kendi kazandı. Yani biraz ön almak için bu tip açıklamaları yapıyor ama şu an mahkemelik de bir durum söz konusu değil. Trump'ın şu an istediği, aslında Trump'ın bahsettiği şeyi biraz anlayabiliyorum. Bundan bir hafta önce Pensilvanya eyaletinin yüksek mahkemesi bir karar verdi. Trump için çok üzücü bir karardı bu. Şimdi oy verme, niye bu eyaletlerden sürekli bahsediyorduk? Çünkü bu üç eyalet, Wisconsin, Michigan, Pensilvanya'ya oylar geliyor erken o kullanılan oylar posta yoluyla. Ama bu üç eyalet bu oyların proses edilmesine izin vermiyor seçim gününe kadar. Dolayısıyla mesela Ohio'da, Florida'da seçim sonucu bir an, bir iki saat içerisinde belli oldu. Neden? Çünkü ona erken gelen oylar proses edildi. Makinalarda oyların kime verildiği belliydi. 7'de yasak kalktığı andan itibaren de sonuçlar açıklanmaya başladı. Hızla sonuçlar belli oldu. Ancak bu 3 eyalette Cumhuriyetçi eyalet meclisleri oyların proses edilmesine izin vermedi. Yani proses edilmesi dediğimiz oyların zarflardan çıkarılıp oy pusulalarının düzleştirilip skenere hazır hale getirilmesi. Buna izin vermemişti. Onun için durum şuydu. O gün oy kullanacaklar Cumhuriyetçi olduğu için Cumhuriyetçiler önde olacaktı. Yani Michigan sabah 6'ya kadar %15 kadar öndeydi Trump. İşte Pensilvanya'da %10, 13-14 öndeydi. Wisconsin'da %7-8 öndeydi. Ondan sonra yani bu oylar sayıldıktan sonra postayla gelen oylar sayılmaya başlanacaktı. Ve postayla gelen oyların sonucunda da seçimin galip belirlenecekti. Şimdi Pensilvanya'da bu oyların 48 saat içerisinde sayılması gerekiyordu. Ama yüksek mahkeme pandemiyi de göz önünde bulundurarak Cuma günü saat 5'e kadar izin verdi. Ve bu Trump'ı oldukça sinirlendirdi. Çünkü şöyle, şu an için hala oylar geliyor. Yani Cuma günü 5'e kadar gelen tüm oylar sayılacak. Dolayısıyla hani aradaki farkı, hani seçim sadece Pensilvanya'ya kalmış olsaydı, Pensilvanya özelinde de aslında Biden için avantajlı bir durumu oluşturacaktı bu. Yüksek mahkeme bu kararı verdiği için Trump da dün zaten akşam yaptığı konuşmada oy sayım işleminin hemen durdurulması gerektiğini. Çünkü oy sayımının bir noktadan sonra anayasaya aykırı olduğunu söylemeye başladı. Yani mahkemeye vereceğim. Ama hani yüksek mahkeme zaten bununla ilgili karar verdi. O oylar sayılacak ve hani mahkemeye gitmesi durumunda da şu noktada çok da bir şey değiştiremeyecek. Çünkü mahkemeye gitmesi için de ortada bir durum yok yani. Peki efendim, çok